Annenin durumu nasıl? Konuşabildin mi? Konuştum. Dinlenmiş, bugün iyiyim diyor. Güzel. İlginize çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Biraz ileriden sağa döneceksin. İstanbul'u bilmiyorum. Zamanla öğreneceğim. Akşam ne yapıyorsun? Eve gideceğim. Gel bize gidelim. Ya annemi yalnız bırakamıyorum şimdi. Yemek falan yeriz, bir şeyler yaparız. Eve gideceğim. İyi tamam, canın istersen. Gel o zaman eve bırakayım seni. Yok, arabayla geldim. Heh, şöyle. Erdoğan Yaşar'ın şoförü olduğun belli olsun. Sağ olun. Güzel olmuş, güzel. Sağ olun. Adamı iyice havaya sokuyor ya. Sinir. Hayır, bu tehdit sana, biliyorsun değil mi? Benimle uğraşmayın, yanarsam seni bir de yakarım diyor açık açık. Bundan sonra çok dikkatli olacaksın. Hem içeride hem dışarıda. Benim canımı yakmak için seninle uğraşacak, belli oldu. En ufak bir açık vermek yok. Ben de görüyorum gerçek yüzünü sana, değil mi? Baba, lafı yine o meseleye getirmeyeceksin değil mi? Lütfen. Sen onunla bu haltı yemeseydin bunlarla uğraşmayacaktık hiç. Erdoğan'ı direkt kapının önüne koyacaktık, bitecekti işi. Çok başımız ağrıyacak enişte, çok. Ya sen de beni doldurup durma Münir ya. Başımız ağrıyacak da ne olacak? Yani bir Erdoğan'la uğraşamayacak mıyız? Kimlerle uğraştım ben şimdiye kadar? O da boyun ölçüsünü alacak, merak etme. Vallahi ben senin kadar rahat değilim nedense. Benimle uğraşan cezasını çeker. Onun da sırası gelecek. Adamdaki cesarete bak ya. Dayımın yanımızdan uzaklaştırdığı adamı aldı, dibimize soktu. Niye karşı çıkmadınız o zaman? Mustafa'yı kıllandırmamak için tabii ki. Bak Vural, Erdoğan sadece bana gözdağı vermiyor. Aynı zamanda seni de tehdit ediyor. Abi çok sıkıldım bu muhabbetlerden, sıkıldım. Seni de kontrol altında tutmak için aldı şirkete. Tuhaflaştı herif, güç manyağı oldu şimdiden. Bak, senin zayıf tarafını yakaladı, yavaş yavaş işliyor. Ama gördün işte, tehlikeli sularda yüzüyor. Sen de onun yanında olursan, sen de boğulursun, ben de hepimiz de. Selim, yarın konuşsak bunları, çok yorgun. Hiç mi korkmuyorsun gerizekalı? Erdoğan adamı canlı bomba gibi yanımızda gezdiriyor diyorum sana. Karşısında ancak güçlerimizi birleştirerek dururuz kardeşim. İyi geceler Selim. Alo. Alo Vural. Geber git, sen de hak ediyorsun gerizekalı. Olmuyor. Koskoca Reşat Yaşar'ını bir yeni yetme çocuk yüzünden böyle kara kara düşünmek hiç yakışmıyor. Erdoğan bana bir şey yapamaz. Onu düşünmüyorum ben. Ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hiç şüphem yok. Yemek hazır. Hadi hazırlan da çıkalım. Ben siz gitseniz, oralarda bir de benim yüzümden keyfiniz kaçmasın. Olur mu lütfen? Hep beraber gitmezsek asıl aklımız burada kalır. Zaten bir şey yapmayacağız ki. Bir kuaföre gideceğiz. Kendimizi bir bakıma alacağız. Maksat havamız değişsin. Akşam da hep beraberiz zaten. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Hep beraber. Hilmiyeciğim, günlerdir dışarıya adımını atmadın. Hadi üzme beni. Hazırlan da çıkalım. Biz kendimizi daha iyi hissedeceğiz beraber olursak. Kesinlikle. Ben toparlanayım. Hadi bekliyoruz. Perihan Hanım, bunlar size. Reşat baba erken davranmış. Öyle görünüyor.
Benim hiç acelem yok vallahi. Yılbaşını bekleyeceğim. Ya. Sevgilim, bu akşam yanında olamadığım için üzülüyorum. Ama bunu telafi edeceğiz. Çok yakında sana kendimi affettireceğim. Ne yazmış baba? Özel. Aa, çok romantik. Kim bilir ne yazıyor. Feren teyzenin gözleri doldu. Anneciğim. Evet. Duygulandım birazcık. Ben bunları yukarıya götüreyim. Böyle olalım. Dükkan senin. Efendim hayatım. Akşam program mı değişti? Yok, hayır hayatım, bir değişiklik yok, evdeyiz. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama gene de bir sorayım dedim. Bir şey mi oldu canım? Reşat'cığım haberin olsun, kuyumcum bir yanlışlık yapmış. Ne yanlışlığı Perihan? Ya da eğer o notu söylüyorsan... Zorlamayalım. Sadece haberin olsun istedim. Bir daha böyle tatsızlıklara sebebiyet vermeyelim. Ama bence kuyumcunu değiştir. Hayır ya, Perihan. Akşama görüşürüz. Kahretsin. Bunların da fotokopisini çekersin. Nazan! Nazan! Gel. Buyurun Reşat Bey. O gerizekalı kuyumcuyu ara ve sonra yanıma gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.